Sıcak bir gün AK Parti'den YSK çıkışında açıklama var, dinliyoruz hemen. Canı gönülden inanıyorum. Adaylarımıza ve bu demokrasi yarışında yerini alan bütün adaylara başarılar diliyor. Vermiş olduğumuz listemizin bir kez daha ülkemiz, milletimiz ve aziz halkımız için hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Tabii üç dönem kuralı tamamen uygulandı mı Sayın Şahin? Evet, çok kıymetli basın mensubu arkadaşlarımız, bildiğiniz üzere seçim takvimi işliyor. 14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kaldı. Bizler de sürece ilişkin iş ve işlemleri büyük bir titizlikle yerine getirmeye çalışıyoruz. Aday müracaatlarının alınması, anket çalışmaları, genel başkan yardımcılarımızın başkanlığında vazife icra eden mülakat komisyonları ve en son olarak da Sayın Cumhurbaşkanımız ve genel başkanımızın başkanlığındaki üst komisyon çalışmaları derken nihayet milletvekili aday listemizi tamamladık ve an itibariyle 81 ilde toplam 600 milletvekili adayımızı Yüksek Seçim Kurulu'na teslim ettik. Partimizin kuruluşunda ortaya konan ve tüzüğümüzde yer bulan peş peşe 3 dönemden fazla milletvekili olunamayacağı prensibini bu sefer daha da genişleterek uyguladık. Bu anlamda mevcut milletvekillerimizden 42'si 3 döneme takıldığı için, yani aralıksız bir şekilde 3 dönem vekillik yaptığı için, 9 arkadaşımız aralıklı da olsa 3 dönem yaptığı için, 4 arkadaşımız 4 dönem aralıklı da olsa, yani araya başka yapmadığı dönemler girmiş olsa 4 dönem yaptığı için, 10 arkadaşımız da yine aralıklı da olsa 5 dönem yaptığı için listelerde yer almadı. Yani 65 milletvekili arkadaşımız için 3 dönem kuralını, tüzüğümüzdeki kuralı da genişleterek bu sefer uygulamış olduk. Mevcut milletvekillerimizden 104 arkadaşımız listelerimizde yer aldı. Dolayısıyla milletimizin beklediği değişim beklentisi karşılık buldu ve listelerde %65 oranında bir değişikliğe gitmiş olduk. En genç adayımız 18 yaşındaki Nisa Alttekin, İzmir'den adayımız oldu. En yaşlı adayımız Şamil Ayrım, 73 yaşında, İstanbul 3. bölgeden adayımız oldu. Ayrıca her kesimden genç, kadın, engelli ve diğer her kesimden adaylarımız var. Büyük bir titizlikle yürüttüğümüz bu çalışmada ben hazırlamış olduğumuz bu listenin hem partimize, hem ülkemize, hem Cumhur İttifakımıza, hem dediğim gibi milletimize, memleketimize hayırlı olmasını diliyorum. Size de kolaylıklar diliyoruz. Kolay gelsin. Hayırlı günler olsun. Hüdapar'la Demokratik Sol Parti sizin listenizden gireceklerdi. Ona ilişkin bir açıklama. Bir de ikincisi, yeniden Refah Partisi ile Halihazırda Büyük Birlik Partisi listesini getirmiyor. Yaklaşık yarım saat kaldı. Ona ilişkin bir bilginiz ya da... Biliyorsunuz Cumhur İttifakı ittifak protokolünü 4 partiyle birlikte yaptı. Bunlar da Milliyetçi Hareket Partisi, AK Parti, Yeniden Refah Partisi ve Büyük Birlik Partisi ile ittifak protokolünü oluşturduk. Ve aramızda varmış olduğumuz anlaşmaya göre de her parti kendi listesini teslim edecekler. Ama her partinin ortak adayı da Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan olacak. Tam bu noktadayız. Diğer partiler de bir kısmı verdi, bir kısmı da diğer partiler de bundan sonra verecek. 4 parti de kendi listelerini vermek suretiyle seçime katılacak. Ama ortak bir adayımız var. O da Recep Tayyip Erdoğan. Onun için de hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Hüdapar'a gelince ve Demokrasi Sol Parti'ye gelince onlar ayrıca bir liste vermiyorlar. Her iki genel başkan da bizim listelerimizden aday olmuştu. Onları zaten bundan sonraki saatlerde nereden olduğu, kaçıncı sıradan olduğu ortaya çıkacak. Yani her iki genel başkan da İstanbul'dan adayımız olmuştur. Ve genel başkanların dışında da bazı arkadaşlarımız da genel başkanlarla birlikte yine listelerde yer bulmuştur. Bunun için de tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkürler. Son hafta çok tartışıldı. Yani sadece genel başkan Hüdapar'a bir kontenjan ayrılmış oldu. Ne kadar dayı paylaşabilir misiniz varsayarsak? Hüdapar'dan genel başkan dahil 4 arkadaşımız listelerimizde yer almıştır. Demokratik Sol Parti'den de genel başkan dahil 3 arkadaşımız listelerimizde yer almış. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler diliyoruz arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun tekrar. Sağ olun. Peki. Sağ olun.
Evet, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz önemli açıklamalar yaptı Yüksek Seçim Kurulu'nun önünde. O açıklamaları sizlere hatırlatalım. 65 milletvekili için 3 dönem kuralı uygulandı. Tüzük'teki kuralı da genişleterek uygulamış olduk dedi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz. İzmir'de en genç adayın İzmir'de olduğunu, 18 yaşındaki Nisa Aktekin'in olduğunu ifade etti. Yine ittifak protokolüne ilişkin de bilgiler verdi. Hüdapar'dan 4 milletvekili adayı, DSP'den de aynı şekilde Demokratik Sol Parti'den de 3 milletvekili adayının olduğunu ifade etti.